Fuat Uğur. Evinize kim girsin? Günün sorusu bu. Amerika mı yoksa Rusya mı? Mecbur muyuz birine? Sanki 40 satır mı 40 katır mı sorusu. Kimse girmesin ya istiklal ya ölüm diyen bir milletin çocukları olarak bu hain soruyu hayatımızın normali haline getirmek isteyenlerin niyetini biliyoruz. Önce tartışmanın sebebini hatırlatalım. Kazakistan'da sorusuyla FETÖ'süyle ayaklanma planlanmış ve Orta Asya jeopolitiğinde 2.7 milyon kilometre kareli koca bir kara delik açmak istemişler ama yine hüsranla sonuçlanmıştı. Çünkü Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev içinde Rusya'nın da olduğu kolektif güvenlik anlaşması örgütünü yardıma çağırmıştı. Ellerinde patladı bombaları oysa tam da Orta Asya baharı Kazakistan'dan sonra Türkiye demeye başlamışlardı. Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kazak hükümetini eleştirerek aynen şöyle dedi. Neden herhangi bir dış yardıma ihtiyaç duydukları belli değil, bu kapasiteye kendileri de sahipti. Yakın tarihten bir ders, Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmanız bazen çok zor olur. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Blinken'ın bu sözlerine çok sert bir karşılık verdi. Blinken tarih terseğini çok seviyorsa şunu bilmeli. Amerikalılar evinize geldiğinde hayatta kalmak, soyguna veya tecavüze uğramamak zor oluyor. Kuzey Amerika kıtasındaki Kızılderililer, Koreliler, Vietnamlılar, Iraklılar, Panamalılar, Yugoslavyalılar, Libyalılar, Suriyeliler ve kendi evinde davet edilmeyen bu misafiri görme şansına sahip olan diğer talihsiz insanlar bununla ilgili birçok şey anlatabilir. Mandacılar ve muhiplerle onların bugünkü torunları. ABD ve Rus dış işlerinin atışmasıyla dillerinde sürekli bir ayaklanma formülü gezinen ve gerilim adım adım tırmandıranların alttan alta Rusya paranoyasını sıcak tutarak kim girsin sorusunu dolaşma sokmaları ilginç ve bir o kadar da düşündürücüydü tabi. Milli mücadele sırasında Amerikan mandacıları vardı bir de İngiliz muhipleri. Mustafa Kemal ise Rusya'dan gelen silah yardımlarıyla altınlar sayesinde güçlendi. O zamanki Amerikan mandacıların torunları mandacı iktisatçı oldu. İngiliz muhiplerin torunları da bazı eski cumhurbaşkanlarıyla başbakanlar ve ekonomi bakanları. İngiltere'nin eski büyükelçisi Richard Moore'un Kayseri ziyaretlerini bazı bağ evlerindeki gecelemelerini bilenler için bu sır değil. Herhalde ne var ki Kayseri'de diye sormazsınız değil mi? Korkutucu Rusya paranoyasıyla ABD normali peşindeler. 15 Temmuz darbe girişimi başarısızlığının ardından ABD'nin yeniden seçenek haline gelmesini arzuluyorlar. Türkiye'nin 15 Temmuz gecesinden sonra Rusya ile ilişkilerinin giderek yakınlaşması, S-400 füzeleri alımı, nükleer santral anlaşması ve yapımı, Suriye'de ve Azerbaycan'da işbirliğinin sonuçları rahatsızlığı üst boyuta tırmandırdı. Bu yüzden Türkiye'de gerilimi sistemli biçimde artırıyorlar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sürekli olarak anayasa gayrimeşru, Cumhurbaşkanı gayrimeşru ve diktatör, anayasa mahkemesi yok hükmünde, meclis yok benzeri sözleri telaffuz ederek ateşle oynuyor. Acaba artık ayaklanabilirsiniz her şeyi gayrimeşru mesajını mı veriyor? biz sokak olaylarına karşıyız, seçimde göndereceğiz seni lafı bu söylemleriyle çelişmiyor mu? Merak ediyorum bir iç karışıklık çıkarsa ABD'nin Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'da konuşlandırdığı üstlerinden pat diye Türkiye'ye sıçrayacağını mı düşünüyorlar? Ya da bu konuda bir bilgiye mi sahipler? Belli ki korkutucu Rusya paranoyasıyla ABD normali peşindeler. Doğru Rusya'nın geçmişi de temiz değil. Macaristan, Çekoslovakya, Afganistan ABD insanlık suçu işlemekten yargılanmalı. Ama bu konuda ABD'nin eline su dökemezler. ABD'nin girip de perişan ettiği milyonlarca kişiyi öldürdüğü ülkeler Rus dış işlerinin sıraladıklarıyla da sınırlı değil. ABD'nin doğrudan ya da dolaylı yollardan müdahale edip faşist liderleri teslim ettiği ülkeleri sıralarsak burada sayfalar yetmez. Şili, Bolivya, Ekvador, Brezilya, Arjantin, Honduras, Kosarika, Nikaragua, Endonezya, İran, Kongo, son olarak Mısır müdahalelerini unutmamak gerekir. Türkiye'de arba istedikleri adamlarına yaptırdıkları darbeleri saymayalım mı? Evet, ABD bir bahane üreterek girer, öldürür. Direnirseniz kimyasal bomba atar, yakar. Irak'taki bu grip hapishanelerindeki gibi sistematik işkence merkezleri kurar. Girdiği ülkeleri böler, topraklarını başkalarına satar, o ülkeleri soktukları askerleri yerel halka tecavüz eder, öldürür, yüz binlerce sivili katleder. ABD Hitler'den daha çok insan katletmiş, insanlık suçundan yargılanması gereken bir ülkedir. Bu gerçekleri JFK filminden hatırlayacağınız Amerikalı ünlü yönetmen Olivier Stone'la yazar Peter Kuznick'in eseri ABD'nin Gizli Tarihi adlı büyük eserden de okuyabilirsiniz. Geriye bir tek onları pişirip yemedikleri kalıyordu. Tarih 16 Mart 1968. O gün Amerikan askerlerince üç köyde Miley, Mikey ve Sammay köylerinde üç eş zamanlı katliam gerçekleştirildi. ABD'li bağımsız gazeteci Seymour Hersh, Mali köyünde Amerikan askerlerinin 500 sivili katlettiğini, kadınların çoğunun tecavüze uğradığını anlatıyordu. Katyam o kadar uzun sürmüştü ki askerler yemek ve sigara molaları için öldürmeye ve tecavüze ara vermişti. Oysa Amerikan askerlerine tek bir el bile ateş edilmemişti o köylerde. ABD askerleri aynı gün San May köyünde de benzer bir yokla ve yok et görevi yerine getirdi. Katliama müdahale eden ve kalan Vietnamlı köylüleri katil sürülerinin elinden kurtaran Larry Körbern gördüklerini şöyle anlatıyordu: "Askerler bir köye girip kadınlara tecavüz ediyor, bebekleri öldürüyor, herkesi öldürüyor. Bu sadece sivilleri öldürmek değildi." İnsanların uzuvlarını kesiyorlardı, geriye bir tek onları pişirip yemedikleri kalıyordu. Bu korkunç olay bir yıldan fazla örtbas edildi. Sonra da göstermelik bir davanın ardından katillerin hepsi beraat ettirildi. ABD Başkanı Richard Nixon sonraki yıllarda George Bush'un savunma bakanı olarak Irak'ı kimyasal silah üretiyorlar yalanıyla işgal eden Colin Powell da o Vietnam köylerinde binbaşıydı. Gülen, Haçlıların ülkemizi işgali tehlikeli değil. Ha durun bakalım neydi FETÖ elebaşı Alçağ'ın söylediği. Hem de 15 Temmuz'dan bir ay sonra 20 Ağustos'ta. Haçlı'nın ülkenizi işgal etmesi çok tehlikeli değildir. Bir kere onlar sizin kadınlarınıza, kızlarınıza ilişmezler, mabedinize ilişmezler, ilişmemiş Haçlılar. Muhalefet hala böyle bir ham hayalin mi peşinde? İnsan yine mi diye sormadan edemiyor. Açık söyleyeyim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan o 15 Temmuz örneğini boşuna vermedi. Yerlerinden zıplamaları ve geri adım atmaları da neyin doğru olduğunu açıkça gösteriyor. Mehmet Şeker Kan çıkmazsa para yok. Sokak diye tutturanlar var. Kimileri eski günler özlemiyle, kimileri de sokak kızı Irma'ya özenmekten sokağa çıkmayı istiyordur belki. Sokağın çağrısı cazip gelebilir. Bir kısmının ya da hepsinin kanı kaynayabilir. Damarları kıpır kıpır ediyordur sokak deyince. İyi niyetle ve samimiyetle uyaralım. Hayra alamet değil bu. Aklınız varsa sokağa çıkmayın. Çağırıyorlar, tamam. İstedikleri kadar çağırsınlar, aldırmayın. Canınız çok çekiyorsa, ille sokağa çıkmak istiyorsanız fazla oyalanmayın. Ekmek, süt neyse ihtiyacınız alıp dönün. Kenardan kenardan, o kadar.'' Bakın Kemal Bey bile olabildiğince ihtiyatlı. Onun gönlünden sokağa çıkmak geçmez mi sanıyorsunuz? Meydanları inletmek, sokakları hınca hınç doldurmak, sesi kısılana kadar bağırmak istemez mi? Mevzu başka. Oradan başlar başlamasına da sonrası var. Seçim yaklaşırken meydanlarda miting yapmakla aynı şey değil bu sokak çağrısıyla kastedilen. Vitrinleri kırmak, arabaları ters çevirip yakmak, kaldırım taşlarını söküp cam çerçeve indirmek geliyor hep arkasından. Örnekleri çok gördük. Üç ağaç diye başlar, nerelere varır? Bir bakarsınız, mesele ağaç değil, sen hala anlamadın mı halacığım diye soru verirler. Kan çıkmazsa para yok sözünün sadece meyve satan pazarcılara ait olduğunu sanmayın. Kalın enseliler de piyonlarına böyle söylüyor olmalı sokağa çıkmaya çok hevesli olanların içinde kaç kişi bu oyuna gelmek ister, kaç kişi kan çıkarıp cebini parayla doldurmaya razı piyon olmayı kabul eder. Mevzu her zaman ağaç olmaz tabi, çıkış noktası değişebilir. Mesela benzin zammı diye başlar. Bir bakarsanız ki plakasız kamyonlarla sokaklara silahlar bırakılmış. Malum başlangıçta bir yerde silah göründüyse o silah patlamadan filmin sonu gelmez. Bir muhalefet lideri için bu tür oyunlara gelmek en tehlikelisidir. Ucu görünmez, sonu bilinmez. Görünse, bilinse de oradan hayır çıkmaz. Öte yanda sandık varken, meşru yoldururken kötü seçeneğe meyledilmez. Nitekim o çağrıyı reddedince her kesimden takdir gördü. Esaslı bir kitap. 3 nokta. Yazdığı her satırla iftihar ettiğim Ahsen İlhan'ın ilk kitabı 3 Nokta, manaya vuslat, hay kitaptan çıktı. İlk kitapta böylesine derinlik yakalamak herkesin harcı değildir emin olun. Okuma yazmayı öğrenmesinden itibaren yazdığına yakından şahidim. Yıllardır her gün gazetemizin bulmaca sayfasını hazırlayan Ahsen İlhan bu defa esaslı bir kitapla karşımıza çıktı. Yazarımız üç noktayla birçok noktaya temas ediyor. Bu kitapta bir muhabbete davetlisiniz. Anlam arayışında her şeyi yeniden keşfedeceğiniz bir yolculuk bu. Kalbe dokunan samimi bir el uzatışla bir çağrı yapıyor yazar. Varoluşun özüne dönüyor ve bizi hakikate yaklaştıran o kederli ve uzun yolun sırlı güzelliklerine kapı aralıyor. İşte bu yolculuk insanın en keskin duygusu yalnızlıkla başlıyor. Anı kaybetmek, durmak, düşmek, merdüm giriz, söz ve yalan, pişmanlık, karanlık büyümek, üzülmek, sevmek. Yazarımızın sağlam bir bakışla ele alıp işlediği bu kavramlara iki kelimeyle karşılık vermek isterim. Teşekkür ve takdir. Üç noktaya üç kelime yakışır dersek üçüncü de tebrik olur elbette. Güçlü denemelerin sonunda bir dörtlükle karşılaşıyoruz. Bir tek vardır sahibi. Mana ona durmaktır. Varmak da yoktur ama yokluk aramamaktır. Mehmet Şeker